Evet. Geçen hafta söylemiştim ya, normalde 5. derse kadar olan kısımlarını Mergen sisteminden buraya kadar videoları izlemenizi istemiştim. Seyretmenizi istemiştim. Umarım izlemişsinizdir. Çünkü dersi daha kolay anlamanızı sağlayacak, daha kolay olacaktır. Şimdi 4. ve 5. haftadaki dersleri burada tekrar etmeyi ben istemiyorum. Sistemde var. Sistemden, Mergen sisteminden bir bakın. Oradan alabilirsiniz. Ben burada kısmi küçük bir tekrar yapıyorum. Şimdi modüllerde vardı ya girdiğiniz zaman. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci derse kadar olan kısmıydı. Normalde altıncı derste de bizim bugün şeyleri göstermemiz gerekiyordu. Altıncı derste. Kopyalama ve diğer işlemleri göstermemiz gerekiyordu. Evet, modify düzenleme tool'larına devam ediyor olmamız lazım. Rotate komutları falan var burada. Bunlarla ilgili şey yaparsınız, izlemeye devam edersiniz. Hepsi orada var. Normalde 5. haftaya kadar olan, 5. haftaya kadar olanları izlemiş olmanızı istemiştim. Bu haftayla beraber 6. haftayı da bugün izlersiniz, seyredersiniz. Tamam, akşam. Evet, şimdi biz ders anlatmaya devam edelim buradan. Şimdi burada bu tarafa şey yaptık, yazdık mesela, değil mi? Burayı koyduk. Peki daha sonrasında şu mesafeyi aşağıya doğru indirmek istiyoruz. Bakın, line'la aşağıya doğru indirmek istiyoruz. Şimdi burası normalde 260. Görüyor musunuz? Bakın, burası normalde 260. Ben buraya 240 yazsam yeterli olacak. Bunu da aynı şekilde bu hizaya kadar götürebilirim. Tutup kulağımdan tutup çektiğiniz zaman sağa sola bu çizgiyi yukarı aşağıya uzatıp küçültebilirsiniz. Aynı şekilde burada da bir benzerini koyabilirsiniz şu taraflara. Peki, şimdi burada 100 santimmiş. Burada duvarda devam ediyor tekrar. 100 santimmiş. 20 santim şey var. Bu tarafa doğru da 100 santim çizelim. Sonra bu 150 santimmiş, bakın bu tarafa doğru 150 santimmiş ve 150 santimden sonra 190 santim şey yapmamız gerekiyormuş. Kopyalıyorum bunu, 150 santim dedim. Sağa doğru 190 diyorum ve bu yukarı doğru çıkacak. Ne kadar gitmesi gerekiyormuş? Bakın 515. 515. Bunu yukarı doğru 515 götürdüm. Sonra 20 santim. Tuvalet penceresinin şeyi, iç duvarı ve sonra bunu tekrar 50 santim yukarı doğru kopyalıyorum. 50 santim. 50 santim kopyaladım. Sonra 50 santimden sonra 515 daha gidecek. 515 daha gidecek. Sonra 120 yukarı çıkacak. Burası 515, sağa doğru 120, aşağı doğru 20. Şurası 20. Nereyi çizmiş olduk biz aslında? Yani kırmızıyı da şurayı çizmiş olduk. Şurayı, şurayı ve şurayı çizmiş olduk. Sonra burası 150, şurası da 190'mış. Tamam mı? Pardon, bir saniye. Şunları bir ortadan kaldıralım. Evet. Kopya diyorum buna. Burası 150'ymiş. Sonra buradan 190 sola doğru gidecekmişiz. Aşağı doğru gideceğiz buradan. Aşağı doğru. Ama burada bakın üst kat olduğu için şurası 240'mış. Şurası 240. Görüyor musunuz? Şurası 240. Tamam. Burası 240 ise şu mesafe. Pardon, 220'miş, özür dilerim. 220. Yani şurası 220. Tabii buranın ne kadar olduğunu şurada yazmış mıyız? Yan tarafta. Orada yazmamışız. 1 metre alabiliriz ya da ortalaması gibi 1 milim alabiliriz. Şurayı 1 metre alalım. Sonra bu tarafa doğru gideceğiz tekrar ama şurası 50, 100 ve 80'miş. Bakın. Burası 50. Aşağı doğru 20 yaptık. Sonra bunu kopyalıyorum.
100. Buradan 80 gidiyorum ve aşağı doğru gittim. Tamam mı? Buraya kadar anlaştık galiba. Değil mi? Peki. Buradan bunu bu hizadan alacağım. Nereye kadar gidecek bilmiyorum. Şimdilik dursun. Ama şurada akslarımızı takip edeceğim ben şimdi. Şimdi burada aks dediğimiz bir sistem var. Bakın. Akslarımız bizim normalde şurada boylu boyuna düz duvar devam ediyor. O şeye biz hizaya aks diyoruz. O hizaya, o hatta aks diyoruz. Tamam mı? Ve aynı şekilde burada bir tane var. Gördünüz mü? O duvar dümdüz devam ediyor. Bükülme yok. Sapma yok. Aynı hizada devam ediyor. Tamam mı? Peki. Biz madem böyle bir olayımız var. Buraya baktığımız zaman bu ta buradan yukarı kadar devam edecek aslında, değil mi? Böyle devam edecek. Bu da buradan yukarı kadar devam edecek. Buraya kadar gelecek. Tabii bu buradan bu tarafa doğru gidecek. Şimdi ne yapabilirim ben burada? Bakın bunu kopyalayacağım. Buradan buraya. Bunu kopyalıyorum. Buradan buraya. Bunu kopyalıyorum. Buradan buraya. Sonra bunun uçlarını birleştiriyorum. Geldim buraya tekrar yukarı tarafa. Bunu buraya getirdim. Aşağı indirdim. Sonra bunu biraz aynı hizaya getiriyorum bunları. Kopyalıyorum bunu ve bunu seçtim. Buradan buraya kadar kopyaladım. Bunu buraya kadar uzatıyorum. Bakın. Bunu kopyalıyorum. 20 santim. Bunu kopyalıyorum. 20 santim. Aslında burada var. 20 diye benim yazmama gerek yok. Sonra bunu uzatıyorum bakın. Bunu uzatıyorum. Uzattık. Değil mi? Evet. Aynı şekilde. Şimdi bunu da ben buradan buraya kadar uzatabilirim. Böyle uzatabilirim. Resme baktığım zaman bak bunu da bu tarafa doğru uzatabilirim. Burada ne varmış? Ne kadarmış o mesafe? 250 var. Şuraya baktığınız zaman. Şu duvar mesafesi 250. Şu mesafe var mı? Şurası var. 400. Kopyalıyorum. Şuradan 400. Bunu buraya kadar uzatıyorum. Bunları buraya kadar uzatıyorum. Evet, bunu hatta bunu daha da aşağıya alacağım. Daha da buraya kadar uzatacağım bunu. Değil mi? Böyle yapabiliriz. Bunları böyle yapabiliriz. Peki şurada da bizim bir mesafemiz vardı. Neydi o? Şuraya baktığımız zaman. Bakın şu duvar 250'lik duvar değil mi şurası? Şurada yazmışız. Olacak şekilde. Tamam mı? Peki ben o zaman bunu kopyalarsam 250. Bir daha kopyalarım 20. Evet, bunları da böyle uzatabilirim bu şekilde. Değil mi? Aslında böyle yapabilirim. Peki, ben burada size yeni... Evet. Merhaba arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Evet hocam. Böyle yapalım mı bir saniye? Ben devam edeceğim ama evet, kaydımız devam ediyor mu? Kaydımız da devam ediyor. Peki. Kaydımız da devam ediyor. Şimdi biz burada yeni bir komut anlatacağım ben size. Bu komutun adı filet komutu. Filet. Filet. Filet komutumuz şu arkadaşlar bakın. Bu komutta şöyle yapabiliriz. Filet komutuna tıkladık. Şuna ve buna tıkladığımız zaman bakın o köşeyi kesiyor.
birleştiriyor. Değil mi? Şunu birleştiriyor. Anladınız mı bunu? Evet. Ya da bununla bunu birleştiriyor. Ama buradaki çizgi gitti bu sefer. Line'la tekrar çizeceğiz onu. Bunu kapatabiliriz. Filetin amacı ne? Burada filet komutu. Filet komutu. Yazalım onu da şöyle. Filet. Kısa yolu F. Bu aslında pahlama adı diyebiliriz. Pahlama. Köşeyi yuvarlama diyebiliriz buna. Bu komutumuzda biz bu komutumuzda iki tane çizgiyi uzantılarını yuvarlamamızı sağlar bu bizim. Sol tuşla komuta gireriz. Komutu seçeriz aslında. Komutu seçeriz. Sol tuşla komutu seçeriz. Sol tuşla ilk çizgiyi seçeriz. Sonra da sol tuşla ikinci çizgiyi seçeriz. Uzantıların uçlarını yuvarlar. Uçlarını yuvarlar. Peki biz bunu yapalım. Yani şuraya bir çizgi çizdim ben. Bir tane de buraya çizdim. Filet dedim. Aşağıda ayarları var bunun. Şurada ayarları var. Şurada ayarlar var. Ben burada radius'u seçeceğim. Bu çap demek. Çap. Tamam mı? Çap demek. Demeyelim. Kırayım. Geri şurada. Evet. Radius'u seçtim. Radius'a diyelim ki 50 dedim. 50. Bunu ve bunu seçtiğim zaman dikkat et. Uzantıları, yani çizgiler uzun ya, uzantılarını köşeyi 50'lik çapta 50 olacak şekilde pahlıyor. Yarı çapa 50 olacak şekilde. Yani şunu tıkladığımız zaman aslında bu 50. Yarı çapı 50 olacak şekilde. Tamam mı? Bu hani böyle iki tane çizgi olabildiği gibi birbirini kesen çizgiler de olabilir. Ne olduğu zaman mesela ben istiyorum ki burayı ve burayı yapmak istiyorsam, yani şurayı yuvarlamak istiyorsam buradan ve buradan seçmem lazım. Tamam mı? Peki. Şöyle yapalım. Radius dedim. Filet dedim. Bununla, bak bunu seçtiğim zaman zaten sileceklerini kapatıyor hafif. Anlıyor musunuz? Bunu seçersen öteki gider. Ya da bunu seçersen, bak anladınız mı? Evet. Yani o hizasını ve bunun hizasını birleştirip köşesinde 50'lik ya da sizin ayarlarken 100'lük değiştirebilirsiniz. Ona göre değiştir, yani kenar tarafına yuvarlıyor bunu. Yuvarlıyor. Anladın mı? Şunu yaptık mesela. Peki ben 50 değil de 0 verirsem köşe yapacak o zaman. Köşe. Tamam mı? Yapalım, onu da yapalım. Şöyle yapalım. Bir tane daha çizelim. Şöyle. Bak şimdi dikkat et. Fileti seçtim ben. Radius'a tıkladım. Radius 50 ya, ben bunu 0 dedim. 0. O zaman köşe yapacak.
Sivri olacak yani, sivri. Ben sıfır dedim. Bak sıfır, burada yazıyor radyosu, sıfır. Bununla, bak bunu seçersem başka. Bunu seçersem farklı oluyor. Ya da bunu seçersem farklı oluyor. Bunu seçersem farklı oluyor. Bununla bunu seçmek istedim. Bununla bunu seçtim. Ya da bununla bunu seçtim. Veya bununla bunu seçtim. Yani uzatıyor. Anladınız mı? Ya da birbirine kesiyorsa bunları kesiyor orada. Eğer böyleyse kesiyor onları orada. Tamam mı? Bunu yaptığınız zaman daha rahat anlayacaksınız bence. Şu anda pek oturmamış olabilir. Evet, şu ekrandaki diğer nesnelerimizi de silelim. Peki. Sonra bu burada aslında devam edecek, değil mi? Buradan devam edecek. Peki, çizimimize baktığımızda şöyle biraz daha küçülterek baktığımızda bakın bu buradan düz devam ediyor. Ama nerede? Ebeveyn yatak odasında 400 olacak şekilde. Bu buradan böyle devam edecek. Şuradan devam edecek. Burası tamamen boş. Şurası tamamen boş. Böyle. Ama bu devam edecek. Şöyle. Peki ben bunu kopyalasam böyle. Big olacak şekilde. Burayı çiziyoruz biz. Şimdi. Sonra burada bir tane daha odamız olacak. Peki ben bunları böyle tek tek alabilirim. Değil mi? İleriki oda yapmak için. Bundan bir durum var. Buraya. Bunlar iyi. Ama şurası fazla geldi. Bunu da böyle buradan aşağı doğru çekelim. İleriki oda yapmak için. Şurada. Şimdi burada kırpıklıklar olacak. Peki. Şimdi bu böyleyken bu böyle dursun. Size farklı yeni bir komut anlatacağım. Bunu iyice geri alalım. Şunları biraz bir saniye. Bu böyle. Ben yeni bir komut anlatacağım size. Farklı bir. Bu da bizim en çok kullandığımız komutlar bunlar. Trim komutu. Trim komutu kırpma anlamına geliyor. Kesme. Bak burada zaten şeyi işaretlemişler. Şimdi birinci ve ikinci nokta çizgileri seçtiğinizde, silmek istediğinizde, onaylayıp da yaptığınızda üçüncü ve dördüncü çizgileri kesiyorsun. Anlatıyorum şimdi. Seçtim. Trim komutuna girdim. Trim komutunun özelliği ne? Şuraya yazarak çizelim. Trim komutu. Trim. Kısa yolu TR. Ma. Sol komuta gireriz. Kesme, kesme ya da kırpma diyelim. Kırpma. Seçeriz. Oldu. Eğer hiç nesne seçmeden hiç yapmazsak çizgilerin hepsi hattı oluşturur. Buna dikkat edin. Tamam mı? Sonra kırpmak. Yapmak istediğimiz çizgileri ama bunlar yerlerini Baba gene kısıtlandı, ben kıstım. Evet. Şimdi buraya kadar bunu anladık mı? Şimdi ne yapıyorum ben? Kırpmaya girdim. Neydi? Eğer hiç seçim yapmazsam
Şimdi seçim yaparsam mesela şöyle seçtim. Bunları seçebilirim. Ama bunları kırpmaz. Onları kırpmaz. Kırpmak istiyorsam ben kırpmaya girdim. Hiçbir şeye ellemeden direkt sağ tuşa tıklıyorum. Sağ tuşa tıkladıktan sonra benim için şurası, şurası, şuraları. Şurası olmayacak zaten. Buralar. Burası. Tamamını seçmiş olduk. Şunlar. Anlaştık mı? Evet. Peki, bundan sonra aslında bizim şu alanlarımız boş var. Şuraları boş, şurası boş. Değil mi? Buralar boş. Şimdi onları açacağız. Şimdi onları açacağız. Nelermiş bunlar aslında? 90'lık, 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 90'lık ve 90'lık kapılar diyelim. Tamam mı? 90'lık kapılar diyelim. Ne yapıyorum? 90'lık bir kapı. 90'lık bir kapı. 90'lık bir kapı. Sonra ne yapıyorum bunu? Bak dikkat et. Dikkat et. Kopya diyorum buna. 10. 100. Önce 10, sonra 100. Sonra buraya kopyalıyorum. 10, 100. Sonra buraya kopyalıyorum. 10, 100. Peki. Sonra bunu kopyalıyorum. Bak. Böyle ikisini seçtim. Buradan buraya kadar. Sonra bir daha kopyalıyorum bunu. Bunu 20 diyelim. Ama 20'den sonra şuraya kadar alalım mesela. Mesela böyle yaptık. Bunu ve bunu da seçiyorum. Bunlara da move diyorum. Move. Buna da move diyorum. Move. Peki aynısını ben buraya kopyalayacağım. Diyelim ki şuraya. Copy dedim. 100. Buraya kadar tamam mı? Sonra Evet. dikkat et bak. Bizim bunlar kesme hatlarımız olacak. Trim dedim. Enter dedim. Seçtim. Şunlar yok artık. Bunlar yok. Mantığını anladık mı? Bak burası da kırpılması gerekiyor. Şöyle şu. Tamam mı? Projemize baktığımız zaman tamam gibi gözüküyor. Belki kapıların yerleri yanlış olabilir ama şimdilik böyle olduğunu düşünelim. Tamam. Hocam. Peki, şimdi bu trim olayını anladınız mı? Evet. Bunu kendiniz bir deneyerek yapmaya çalışın. Çünkü ancak böyle deneyebiliriz. Tamam mı? Bunları bir Hocam. oturtturalım. Bunları bir oturtturalım. Sonra devam ederiz tekrar. Tamam mı? Anlaştık mı? Evet hocam. Sorusu olan var mı? Yok hocam. Tamam. Şimdi bizim bu çizdiğimiz projeyi bu dursun. Ben size yeni bir tane proje atacağım. Yeni bir tane proje atacağım. Onun sadece bu şekliyle çizmenizi istiyorum ben. Tamam mı? Tekrar Tamam hocam. o projenin fotoğrafını attığım projenin sadece kapı ve pencere boşluklarıyla beraber duvarları çizmenizi istiyorum. Tamam? Anlaştık mı? Evet. Tamam. Ve bunu cuma gününe kadar göndermenizi istiyorum ben. Ne zaman hocam? Cuma. Tamam hocam. Bugünle beraber 3 gün. Tamam. Hocam, madem ödem açacak mısınız? Efendim? Ödevi açacak mısınız? Ben açayım istiyorsanız buradan ama burada var mı? Proje ödevlerinize bir bakalım. Peki hemen.
Dropbox'ta akademikte proje örneklerimiz var. Bir saniye. Proje örnekleri sonunda var. Proje örneklerinden bakalım. Tamam, şunları ben size göndereyim, olur mu? Bunları ben göndereceğim size, tamam mı? Tamam hocam. Sadece resim dosyası olarak gönderiyorum. Bunlara dikkat ederek çizmeye çalışın, tamam? Bazı ölçüler yok. Bunlara dikkat edin, ölçüler yok. Bunları sizler düşünerek yapmaya çalışın, tamam? Aa, dolmuş. Yani mesela burada dış ölçüler yok da iç ölçüler var. Böylelikle tamam. Proje okumayı da çözmüş olacaksınız. Tamam mı? Mesela bak burada şey yok. Tuvalette, banyoda havalandırmalar yok. Onları sonra ilave edeceğiz. Tamam mı? Tamam. Ben bunu WhatsApp'tan size göndereceğim şimdi. Tamam mı? Hadi tamam hocam. Peki, hadi görüşürüz haftaya. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.